İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hapis ve siyasi yasak cezası çıkarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilk açıklamasını Ankara'da yaptı. Muhalefetin kendilerini basamak olarak kullandığını iddia eden Soylu şu ifadeleri kullandı. Müteahhitlik yaparak büyümedim. İlçe seçim kurularında büyüdüm ben. 1984 seçimini de bilirim. Referandumları da bilirim. Seçim kurularının içerisinde büyüdüm. Kim iptal eder? Yüksek Seçim Kurulu iptal eder. Bu ayıp bir şeydir. Bir hakaret etmişsiniz. Hukuk da bir cevap vermiş. İstinafı var yargıtayı var. Ama bunu şunu şöyle yaptılar. Niye yapayım? Sen zaten tarihin en kötü belediye başkanısın. Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar Bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz. Bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir şeklinde konuştu. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararının ardından açıklama yaptı. Çelik, kararla ilgili saraya yönelik eleştirilere karşılık muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir ifadelerini kullandı. AKP'li Çelik'in sosyal medyadan yaptığı ve çok konuşulan açıklamasının ardından gazeteci Zafer Arapkirli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. AKP'li Çelik'in açıklamasını görsel olarak ekleyen Arapkirli paylaşımına şu notu düştü. Ayçen yine mi mağdur oldun? Anam 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 diyerek Arapkirli, Ömer Çelik de fena kafa buldu.